Merhaba kıymetli seyirciler. Bugün yine seçim maratonunda oldukça iddialı olan bir konuğumuz söz konusu. Kendisi Kadir Bayram Erim. Şimdi kendisine dönelim ve kendisini kendisinden bir tanıyalım. Hoş geldiniz Kadir Bey, nasılsınız? Hoş bulduk Hünay Hanım, iyiyim, teşekkürler. Evet, Kadir Bey kimdir? Nerede doğmuştur? Nasıl bir ailenin çocuğudur? Ve neden bu sürecin içerisinde? Kadir Bey Bursalı'dır. Bursa'nın öz evladı, engelli bir birey. Bursalı Harmancıklıyım, çiftçi bir ailenin oğluyum. Bu şekilde. Peki, sizin aday adaylığınız İyi Parti'den. Peki, Kadir Bey neden İyi Parti'yi tercih etti? Başta milli değerler olmak üzere hassasiyetimin, kaygılarımın bu cesurlar hareketinde giderileceği ve 25 Ekim 2017'de Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde kurulan bu cesurlar hareketinin bir parçası olmak istediğim için İyi Parti. Güzel. Peki o zaman Kadir Bey, biliyorsunuz gündem oldukça yoğun. Türkiye söz konusu olunca ama maalesef 6 Şubat'ta da başlayan oldukça bitmeyen gündemimiz kendisini hatırlatmış oldu deprem. Deprem ve diğer gündemlerimizle ilgili muhakkak sizin de düşünceleriniz vardır. Sizden dinlemek isteriz. Tabii ki. Öncelikle 6 Şubat'taki deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyorum. Yapılaşmayla alakalı sıkıntılarımızın olduğu muhakkak. Fay hatlarında, fay hattı üzerindeki yapıların, imara açılan yapıların, belediye meclisindeki berberler, kasaplar ya da başka birimdeki meslektaşlar yerine jeoloji mühendisleri tarafından verilmesi taraftarıyım. 2019'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı bir metni söylemek istiyorum. Buyurun. Fay hattı üzerinde 2019'dan sonra yapılan yapılar var. Bu rastsal olarak oluşan bir şey ama tamamen can kaybı oluştu. Bu çok üzücü bir şey. Öncelikle bunun giderilmesi gerekiyor. Zemin etütlerinin yapılıp o şekilde bir ilerleme ve jeoloji mühendisleri tarafından, değerli bilim insanları tarafından bu şekilde bir yapılanmanın olması gerekmektedir. O zaman liyakat ve denetimde oldukça etkili olmayı sağlayacak bir vekil adayıyım diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Peki şöyle söyleyelim, gündemimizde aynı zamanda bizim şu da var, partinizden ayrılan Sayın Ağır Alioğlu var. Bu konudaki düşünceniz nedir? Sayın Ali Ağaroğlu kendi çapında partiye mal olmuş değerli bir milletvekilimizdir. Kendi isteği doğrultusunda partiden ayrılma gereğini duymuştur. Bugün de saat 10.30'daki grup toplantısında son olarak genel başkanımızla görüşeceğini sosyal medya hesaplarından paylaşmıştır. Herkes için hayırlı olsun. Hayırlı olsun diliyorum. Peki ben sizin aynı zamanda genel olarak baktığım zaman pek çok kişiyi misafir edebiliyoruz veya diğer kanallardan ve diğer medya gruplarından izleyebiliyoruz. Evet, aday adaylılar bizi vekaleten yönetmek amaçlı orada olmak istiyorlar ama proje dediğimiz zaman karşımıza bir şeyle çıkamıyorlar. Ama ben sizin aynı zamanda eski bir öğretmeniniz olarak da bu konuda oldukça fazla mesai harcadığınızı ve çok önemli noktalarda projeleriniz olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bahsederseniz. Tabii ki. Öncelikle kendim engelli olmam nedeniyle 8-10 yıldır kendi karşılaştığım sorunlar, engelli grupları ve diğer engelli dernekleriyle ortak hazırladığımız 50-55 maddeden oluşan 18 sayfalık başta istihdam ve engellilerin gündeme her dönem gündeme getirileceği, her dönem gündemde olacağı bir projem mevcut. Bu engellilerle olan projem. Evet, burada özellikle benim de dikkatimi çeken, çoğu kişinin de bilmesine fayda olan kişiler arası fark olmaz, engelliler arasında da fark olmaz. Dolayısıyla siz buna da çok güzel alt yazılarla değinebiliyorsunuz. Bize bir örnek verebilirseniz. Yani biz engelleri grup grup ayırıyorlar. Görme engelli, işitme engelli, benim mesela süren hastalıklar grubu. Biz dışta halk arasında ille bir uzuv kaybı ya da bir tekerlekli sandalyede olmak gözüyle engelli olarak bakılıyor. Ayrıca biz engelli olarak dillendirmiyoruz. Bizi genelde özürlü, sakat gibi kelimelerle dile getiriyorlar. Ondan dolayı bununla ilgili de bir çalışma hazırladım. Bu çalışmayı da olası seçilmem durumunda mecliste dile getireceğim. Kanun düzenlemeler yapılması gerekmekte.
Aynı zamanda yine benim için çok önemli ve diğer kişilerde görmediğim muazzam bir fark, hayvanları hepimiz seviyoruz ama hayvanlarla ilgili ayrıca başka bir proje ve altını çizdiğiniz noktalar da var. Lütfen bunlardan da bahseder misiniz? Tabii ki yurt dışında, özellikle İngiltere'de, Almanya'da sokak hayvanları eğitilerek, nasıl bizde bomba imha veya deprem depremde arama kurtarma olarak yetiştiriliyorsa, özellikle İngiltere'de birkaç klinikte bu hayvanlarda idrar kokusundan, ter kokusundan kanser teşhisi olarak ön tanıda kullanılıyor. Neden biz yapmayalım? Belediyeler hayvanlar azalsın diye yani hayvanların azalmasına yönelik gidiyor. Kısırlaştırma yapmıyor ya da özellikle Sakarya'da birkaç tane video seyrettim sosyal medya üzerinden. Belediye başkanı şey demiş, hayvanları azaltın, canlı canlı iğne yapıldığını videolar şeklinde gördüm. Birkaç tane hayvan hakları savunucuları, hayvanları besleyen gruplarla da temasa geçtim. Ortak bir metin hazırladık. Onların bana sundukları var, benim onlara sunduklarım var. Biz hayvanları barınaklar yerine, barınaklara yakın bölgede yaşam alanı oluşturarak onların hem daha rahat davranması hem de hastalıklardan korunmasını sağlayabiliriz. Neden mi böyle? Önümüzde bir Covid süreci vardı bildiğimiz üzere. Yani mesafemiz, temizliğimiz vesaire gibi konular ön plandaydı. Ama hayvanların dışkıları, hastalıkları aynı alanda oldukları için hasta olmayan bir hayvan dahi önüne sonuçlanabiliyor barınaklarda. Barınak yakınlarına kuracağımız bizim villa tarzı köpek evleriyle ve doğal yaşam alanlarıyla beraber bu hastalıkların önüne geçmiş olacağız. Neden barınak yakınlarına kuruyoruz? Biz o hayvanların bakımını ve gerekli kısırlaştırmalarını daha yakından yapabilmek için. Kanun şunu diyor, bir hayvanı alacaksın, kısırlaştıracaksın, 15-20 gün içerisinde tekrar salmak zorundasın diyor. Çünkü 5 milyondan fazla sokak hayvanı mevcut. Evet. Bu şekilde değerlendirmeler yapılabilir. Hem onların yaşam hakları hem de biz insanlara katkılarını artıracak pek çok güzel projeleriniz var. Güzel. Ben yine sizin özellikle dert edindiğiniz önemli bir kavram, ki bu biraz toplumun da önemli bir kısmını da kapsayan bir durum. KPSS ile ilgili de bazı noktalarda problemler olduğunu ve bu noktalara da değinmek istediğinizi göreve gelebilirsek diyorsunuz. KPSS değil ama engelli olarak KPSS diye bir sorunumuz var maalesef. Özelde. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ilk geldiği dönemlerde kamuda çalışan engellilerin engelli olmadığı ve bunların KPSS ile atanmadığı liyakatsiz bir sistemde olduğunu açıklamıştı. Daha sonrasında her kurum kendi memurunu alacak diye kurumsal sınavlar yapıldı. Ancak maalesef ki torpiller ön plana çıktı. Şahsi olarak kendim 90 üstü puanlar almama rağmen o atamalar gerçekleşmedi. 2012 yılında ÖMSS adı altına aldı. 2014'te KPSS düzenlemesi oldu. Ama atamaların şu an Cumhurbaşkanı 55 bin üzerinde atama yaptık. Doğrudur. Maalesef ki atananların 20-25 bini imam. Yani bir sağlıkçı yok, doğru düzgün bir öğretmen yok, bir tekniker yok. Açılan kadrolara baktığınızda düz memur olarak oluyor ya da hizmetli kadrosunda oluyor. İki üniversite bitirmiş biri olarak ben hizmetli kadrosunda çalışmaktan gocunmam. Ama beni bu şekilde çalıştırmaya iten bir sistem mevcut. Ve bu konuda da mutlaka ben alın teri dökeceğim, bunun değişikliği için. Aynen diyorsunuz. Öyle. Olası seçilmem durumunda, meclise gitmem durumunda bunu dile getireceğim. Kanun düzenlemenin yapılmasını isteyeceğim. Özür dilerim Günay Hanım. Biz engellilere %4+%3, kamu ve özelde %7 şeklinde bir çalışma şeyimiz var. Ancak bu yetersiz. Türkiye'de şu an hali hazırda 12,5 milyon engelli var. Bursa'daki engelli sayısı 15 binin üzerinde. Yani atamaların yetersizliği, çalışma alanlarının yetersizliği, özellikle işverenler tarafından alınan engellilerin sözde basit işler şeklinde verilmesi ama iş yerinin tüm yükünü engellilerin üzerine çalıştırarak bir sistem oluşturmuşlar. Yani biz engellilere okuduğu okul durumuna göre ya da yapabileceği iş durumuna göre iş paylaşımı yapılsa bu daha güzel olur. Yani en azından hem bizim gururumuz kırılmaz, hem daha iyi çalışırız, hem daha iyi bizden katkı sağlanır. Bu şekilde bir sistemin getirilmesi mecburiyeti var.
O zaman şöyle diyoruz, siz kendiniz bizzat yaşadığınız durumlarla ilgili gerçek anlamda katkıda bulunmak istiyorsunuz. Mesela gençler gitti, gençlerle ilgili ne kadar politikalar çıkardılar ortada veya başka anlamda pek çok arkadaşımız, engelli arkadaşımız var. Ama ben gerçek anlamda bu kadar detaylı buna kafa yorduğunuzu görüyorum ve çok bu anlamda da enerji dolu olduğunuzu görüyorum. Umarım her şey yolunda gider ve gerçekten sizleri orada görürüz. İnşallah. Amacımız o. Bu anlamda eklemek istediğiniz bir şeyler varsa da buyurun, sizi dinliyorum. Tabii ki. Demin dediğim gibi biz engellileri grup grup ayırdılar. Ama şöyle bir durum var. Çölyak hastalığımız var. Türkiye'de 5,5 milyon çölyak hastamız mevcut. Devlet tarafından en son rakam değişti mi bilmiyorum ama 1,1 milyon kişiye 500 TL gibi bir yardım yapıldığını biliyordum. Gluten'siz ürünlerde dışa bağımlılığımız olduğu için ve üretimde bununla ilgili sıkıntı olduğu için hem üretiminde hem de çölyak hastalığıyla ilgili sağlam bir proje hazırladım. Çölyak dernekleriyle beraber oluşturulan bir proje. Sosyal medyadaki gruplarla oluşturulan bir proje. Hepsiyle fikir alışverişi yaptım. Tek başıma hazırladığım bir şey değil. Diğer projelerim de tüm dernek ve gruplarda istekler, öneriler şeklinde hazırlanmış, düzenlenmiş projelerdir. O zaman başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa aklınıza takılan, sizi daha iyi tanımamızı sağlayacak olan, şu ana kadar dolu dolu gittik, eksik kalmasını istemiyorum. Çünkü gerçekten çok önemsiyorum sizin gibi dert edinen, projesini bizler için ortaya koymak isteyen adayların kendini tanıtmalarını. Aklınızda kalan bir şey yoksa? Yani şöyle toparlamak istiyorum. Yani ben içinizden biri olarak bu yola başvurdum. Gerçekten bir engelli olarak bu yola başvurdum. Şimdiki zamanda engelli raporu almaya çalışanların çoğu engelli araç almak üzerine. Yani rahatına düşkün, basit engelliliklerle ilgili ya da basit rahatsızlıklarla engelli raporunu ekletip hem bakım parası hem yardım parası gibi durumlardan faydalanmaktır. Bu bir kamu zararıdır, bu bir kul hakkıdır. Yani şu an bir araç alanında 1,4 milyon lira gibi bir indirim mevcut. Yani rahatsızlıkları birleştirip gerçek bir rahatsızlığı olmadığı halde bu şekilde işlem yapan kişileri tanıyorum. Ondan dolayı bunlarla ilgili geniş bir kapsamda çalışma yapılacak. Sağlık uygulama tebliğinde, yani Suud yönetmeninde 422 sayfa olan engellilik oranları var. Yani çok basit el terlemesi, tırnak mantarı, kasık fıtığı gibi oranlar var. Bunların güncellenmesi gerekiyor. Yani oluşturduğum bir, doktorlardan oluşan bir sağlık ekibim mevcut şu an. Olası seçilmem durumunda onlardan bir danışmanlık alarak Sağlık Bakanlığı'nda ortak çalışma yürütülmesini sağlayacağız. Ayrıca biz engellilerin en büyük başına bela olan sahte engelli çeteleri var. Haziran ayında Kocaeli'nde bir gazetede okumuştum. Araç çetesi yakalanmış, 50.000 TL verildiği takdirde %90 üzeri rapor veriliyor. Basına yansıdı bu. 5000 kişiye şey yapılmış sadece Haziran ayında Kocaeli'de. Yani şu anki miktardan bakılırsa kamu zararı hayli fazla durumda. Yani ben Haziran ayında 5 milyonun üzerinde bir rakam hesaplamıştım. Şu an o rakam engelli maaşı, bakım maaşı vesaire gibi yardımlarla beraber çok çok kat kat üstüne çıkmakta. Ben gerçek bir engelli olarak özellikle bunun üzerine basmak istiyorum. Hiçbir yardım almıyorum. Yani kendi çabamla geçinmeye çalışıyorum. Yani doğrudur, emekliliğim var ama basit bir 5500 lira gibi parayla geçinmekteyim. Yani bir yardım almıyorum ama iktidar yanlısı olup ya da partiye yakınlığı olanlar bir engeli olmadığı halde bu yardımları fazla fazla almaktalar. En son Sayıştay raporlarında okumuştum, inceledim. Eski aile bakanlarımızdan biri giderek 55 bin iktidar yanlısı ve kendi akrabasına hiçbir şekilde engel olmadığı halde rapor aldırıp sisteme sokup yardım almasını sağlamış. Haziran ayında hesaplamıştım bunu, 274 katrilyon TL gibi bir para yapıyordu. Bu rakamların yükselmesi de daha da fazlalaştı. Bu bir kamu zararıdır. Bunun önüne geçmek için elimden geleni yapacağım. Benim için oldukça anlamlı bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum Kadir Bey. Ben teşekkür ederim. Ben bir sosyolog olarak tekrar şunu görüyorum. Bizler vatandaşlar olarak öncelikle kendimizi birbirimizden korumamız gerekiyor. Ama bunun da ötesinde sağlam bir
ve sıfırdan bir eğitim sistemine galiba ihtiyacımız var. Devletten alınan en ufak kuruşun bile ne kadar büyük bir vebal olduğunu bize burada siz dert edildiğinizi ortaya koydunuz. Teşekkür ediyoruz. Sayılarınızın artması dileğiyle iyi ki aramızdaydınız. Bu yolda da hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Müsaadeniz olursa ben bir cümle daha kurmak istiyorum. İyi Parti olarak genel merkez olarak çalıştaylar yapıldı. Eğitim, sağlık, engellerle ilgili. Yani gümbür gümbür biz Yeşiller Hareketi olarak geliyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, kıymetli Akış izleyicileri, Haber Medya Grubumuz Bursa Haber'den sizlere çok teşekkür ediyoruz. Konuğum Kadir Bayram Erim buradaydı. Bir farkındalık da yarattı bize. Yolunda da başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.